Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi arkadaşlar bu 50 numara leylak markası o ipliği bununla yapacağım. Bir arkadaşımız böyle e, bir parça eskiden hani yatak odası olarak falan kullanırdık yuvarlak bir şekilde motif motif eklerdik ya, arkadaşlar. Öyle bir model attı. Bildiğiniz iğne oyası tarifinde Şimdi sizinle birlikte başlayacağız modelimize motiflerimizin yapımını eklemesini gösterip o bir parçayı tamamlayıp sonunda göstereceğim inşallah bizim için gerekli olan ben dediğim gibi leylak markası bu ipi kullanıyorum 22 numara tığ kullanıyorum bu 50 numara leylak markası bir de dondurma çubuğuna ihtiyacımız var bakın böyle bir dondurma çubuğuna ihtiyacımız var eğer ki dondurma çubuğunuz yoksa kurşun kalem de olur arkadaşlar malzemelerimiz bunlar şimdi unutmazsam modelin resmini şuraya koyacağım arkadaşlar. İnşallah videoyu editlerken unutmam ama unutmuş isem videonun sonunda mutlaka göreceksiniz. İnşallah unutmadan şuraya videonun e, yapacağımız şeyin resmini koyarım. Haydi hep birlikte başlayalım modelimize. İpimizi tığımıza sabitledik arkadaşlar. Sonra üzerine 8 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle ilk başladığım noktaya batıp kapatıp bir yuva oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum yine. Pardon. 6, 7, 8. Başına bir alıyorum. Oluşturduğum yuvaya giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Şimdi araya 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıp giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 alıyorum. 3 zincir çekip başına bir alıp giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 alıyorum. 1 2 3 oldu yuvamız. 3 adet zincir çekip başına bir alıp giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 1 2 3 4 oldu. 3 zincir çektim. Tekrar girdim yuvaya. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 1 2 3 4 5 oldu. 3 zincir çektim. İlk başladığım bakın şu 8 zincirin ortasında ortalayıp kenarından şöyle batıp 6 tane yuva oluşturduk. İlk yuvamın içerisine bir sık iğneyle giriyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum başına iki kez aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım son iki ilmeğim tutuyorum iki oldu trabzan başına iki kez aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 oldu başına iki kez alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 oldu başına iki kez alıp girdim önce bir sonra 2 sonra iki aldım şimdi şu son ilmeklerin hepsini birden çekiyorum 5 trabzanın olunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zincir çektim başına iki kez aldım tekrar ikinci yuvaya giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2 çektim bu ilk trabzan bakın şu son ilmeklerimi tutuyorum başına 2 alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 2 oldu trabzanın başına 2 kez alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 3 oldu trabzan başına 2 kez alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 4 Başına iki kez alıp girdim. Önce 1, sonra 2 çektim. Son ilmeklerimi hepsini birden çekiyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zincir çektim. Başına iki kez alıp tekrar 3. yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2 sonra iki aldım bu birinci trabzan başına iki kez alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci aynı işlemle üçüncü trabzanımı yaptım dördüncü başına iki kez alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım beşinci ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim şimdi yine 18 adet zincir çekeceğim Aynı işlemi şu son 3 yuvaya da yapıp dönelim. Aynı işlemle devam ettim bütün yuvalara. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu yaprağımız oldu. için. Şimdi son 18 zincirimi çektim. Bakın bu ilk başladığımız noktaya batıp burayı birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi bu ilk 18 zincirime giriyorum. 8 tane sık iğnesi yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 8 tane de ilmek çıkaracağım. Bir zincir çektim. Burada dondurma çubuğu kullanıyorum. Kalemde kullanabilirsiniz. Taktım birinci. Yuvaya girdim, ipin ucun aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. İkinci. Yuvaya girdim, ipin ucun alıyorum. 2 adet zincir çekip takıyorum 3. 4. 5. 6. Yuvaya geri ipin ucunu al dibinde 2 adet zincir çek ve tak 7 ve 8. 2 4 6 8. Şimdi 8 tane ilmeği çıkardıktan sonra bu ilmekleri yaptıktan sonra sadece ilk sık iğneyi şu şekilde yapıyorum bakın. Tığımı alıyorum ipimi. Yuvaya girip ilmek alıp kapatıyorum. Sadece bu ilk sık iğne için 1 devamında 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi yandaki yuvaya geçiyorum. 8 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir zincir çekip ilmeğimi genişletip taktım. Bu birinci. Yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çekiyorum. Mutlaka ikinci taktım. İpin ucunu al dibinde 2 adet zincir çekip takalım. 3. 4. 5. Yuvaya gir. İpin ucunu al. Dibinde 2 adet zincir çek ve tak. 6. 7 8 2 5 8 Şimdi buradaki ilk sık iğne de ipin ucunu alıyorum tığıma bakın. Yuvaya girip ilmek alıp kapattım. birinci sık iğne 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Yandaki yuvaya geçiş yapıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü sık iğnem, dördüncü, beş, altı, yedi. Yani arkadaşlar, sekiz sık iğnesi yapıp sekiz ilmek çıkarıp sekiz sık iğnesi yapıyorum her yuvaya. Şu mesela doldu zor dolduruyorsunuz ya burada. Bunu çıkartın. Tekrar şuradaki yuvada tekrar ilmeklerinizi takarak devam edin. Son yuvaya kadar aynı işlemi yapıp dönüyorum. Son yerimde yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 8 sık iğne ile indim. Şu ilk başladığım noktaya şuraya batıp burayı bir sabitliyorum. Şimdi burada hiç ip kırmadan üst kısmına devam etmek istiyoruz. Ama ben ipi kırarım. Buradan ipi tutturur. Tekrar devam ederim derseniz. Şurada bir zincir çekip ipinizi kırın. Ama hiç ip kırmaya uğraşmadan yapmak isterseniz. 2-3 4-5 6 zincir çekiyorum bakın şuradan son sık iğneye batıyorum ilmeğin dibindeki ilmeğimden geçirdim bakın buraya yukarıya çıkmış oldum şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 şeyi çıkartalım artık 8 9 10 10 zincir çekelim ya da şöyle ilmeğin boyutunda olacak arkadaşlar 8 olsun daha iyi daha sanırım Evet ikisini söktüm 8 zincire düşürdüm bu ilmeğin içerisine girip ipimi sabitledim yani yukarı çıkmak için 1 2 3 4 zincir çekip devamındaki ilmeğimin içerisine giriyorum kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çekip devamındaki ilmeğimin içerisine giriyorum İlmeklerin yönü dönmüşse düzeltelim bu şekilde kapatıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 zincir. Devamındaki ilmeğimi içerisine girip kapattım. 4 adet zincir. Devamındaki ilmeğimi içerisine girip kapattım. Bakın. Bu şekilde ilmeklerimi 4 zincir Yönleri dönmüşse düzeltiyoruz, düz olmasına dikkat ediyoruz. 4 zincir, devamdaki ilmeğin içerisine giriyorum, kapattım. 4 zincir, buradaki son ilmeğime gireceğim. Yönü dönmüş, onu da düzelteyim. Bakın. Bu tepedeki son ilmeğime de girdim, kapattım. Şimdi ne yapıyorum? Direkt hemen buradaki ilk ilmeğin içerisine girip ipimi sabitledim. Ve yine 1 2 3 4 zincir. Hemen devamındaki ilmeğime girip kapatıyorum, yönlerini düzelterek. 1 2 3 4 zincir. Buradan devamındaki ilmeğime giriş yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Hemen devamındaki ilmeğime giriş yapıyorum. 4 zincir devamındaki ilmeğime giriş yapıyorum. Yönü dönmüş arkadaşlar. Onları düzelterek yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Devamdakine kapattım. 4 zincir bakın yönü dönmüş hemen düzeltiyorum devamdakine kapattım yönünü düzeltememişim şimdi oldu 1 2 3 4 zincir Hemen bu son ilmeğimin içerisine giriyorum. Kapattım. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen direkt buradaki ilk ilmeğin içerisine girip sabitledim ve devamında bu şekilde devam edeceğim. Bütün tepeleri toparlayacağım arkadaşlar. Bu gösterdiğim iki yeri nasıl yapmış isem yaptıktan sonra bakın buraya da bu bittikten sonra direkt diğer ilmeğin içerisine bir sık ile giriş yapıp sabitliyoruz. Evet arkadaşlar bakın son tepeye kadar yaptık. Şimdi bunu da şuradan ilk ilmeğimin içerisine giriyorum hani zincir çekerek yukarı çıkıp kapattığımız ilmek vardı ya arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. Şu şekilde girip sabitledik. Şimdi bu ilk araya giriyorum. 1 2 sık iğnesi yaptım. O 4 zincirli ilk araya giriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim, girdim, kapattım. Tekrar 2 adet sık iğnesi yapıyorum. Yandaki yuvaya geçiyorum, yandaki araya. 2 adet sıkı iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip kapattım. Tekrar 2 adet sık iğnesi yapıyorum. Yandaki araya giriyorum. 1 2 sık iğnesi. 4 zincir kapatıyorum. Tekrar 2 adet sık iğnesi. Hemen yandaki araya geçiş yapıyorum. 1 2 sık iğnesi. 4 zincir girdim, kapattım. 2 adet sık iğnesi. Yandaki boşluğa geçiyorum. 4 zincirli boşluğuma. Pardon. 2 sık iğnesi yapıyorum. 2 4 adet zincir çekiyorum. Girip kapatıyorum. Tekrar 2 adet sık iğnesi yapıyorum. Diğer boşluğa geçtim. 2 sık iğnesi yaptım. 4 zincir çektim, kapattım tekrar. 2 adet sık iğnesi. Bakın buradaki son boşluk bu tepedeki 2 sık iğnesi. 4 zincir kapattım tekrar. 2 adet sık iğnesi. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar bakın. Yani burada 7 tane bu işlem oldu. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. Her tepede bu sayıda olacak. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Buradaki tepenin ilk boşluğuna, ilk arasına girip 2 adet sık iğnesi yapıyorum. 4 zincir çekip kapatacağım. Aynı burada ne yapmış isem bütün tepelere geçiş yapıp işlemi aynı tekrar edip bu motifimi tamamlayacağım arkadaşlar. Sonraki motifleri de ekleme kısmında göstereceğim. Bu motifi şurada ne yapmış isem aynısını yaparak tamamlayalım. Yani bütün etrafı şuraya gelene kadar yapalım. Burada da ipimizi kıracağız. Burada ne yapmış isek, nasıl da geçiş yapmış isek, direkt buraya geçiş yaptım gördüğünüz gibi iki sık iğnesi, 4 zincir, iki sık iğnesi şeklinde bu aralara. Evet arkadaşlar, bakın son noktama kadar aynı işlemle dolguyla yaptım. İlk sık iğneli başladığım noktaya battım. Sabitledim, bir de zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bir tane orta motifimiz bu orta motifimizin bütün etrafını bu şekilde sık iğne ile dolduracağız yani 2 sık iğnesi, 4 zincir, 2 iki, iki sık iğnesi her yuvaya bir tepede toplamda 7 tane oluyor bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şu şekilde 7 tane oluyor şimdi diğer motiflerde aynı şekilde yapacağım ve ekleme kısmında görüşelim bir tane yapıp dönüyorum ilk eklemeyi yapacağız 2. motifimde yaptım geldim arkadaşlar bakın kenarlarını yaptım son bir tane kaldı sık iğneli dolgu yaptığımız sırada şimdi bakın son tepemizdeyiz buradan ekleme yapacağız ilk araya giriyorum 2 adet sık iğne yapıyorum 4 zincir çekip kapattım 2 adet sık iğne yaptım tekrar ikinci araya giriyorum 2 sık iğnesi 4 zincir 2 sık iğnesi bakın 2 tane yaptık şimdi 3. araya geçince ekleme yapacağız yani 1 2 sık iğnesi yapıyorum 2 zincir çektim hemen bu motifimi alıyorum buradan da bakın 1 2 sayıp 3.ye giriyoruz Üçüncüye girdim. Sabitledim. Tekrar iki zincir çektim. Yuvaya döndüm. Kapattım. Bir. iki sık iğnesi yaptım. Yandaki yuvaya giriş yaptım. Bir. iki sık iğnesi. iki zincir. Hemen yanındaki yuvaya girdim. Kapattım. İki zincir çektim. Tekrar yuvaya döndüm kapattım 1 iki sık iğnesi yandaki yuvaya girdim 2 sık iğnesi yaptım 2 zincir çektim bakın hemen yanındakine giriyorum karşının kapattım tekrar 2 zincir çekiyorum yuvaya döndüm kapattım şimdi iki tane sık iğne yapıyorum bir iki bakın üç tanesinden ekledik Şimdi yandaki yuvaya geçiyorum. 2 sık iğnesi, 4 zincir, 2 sık iğnesi. Yandaki yuvaya geçiyorum son yuvamız. 2 sık iğnesi. 4 zincir giriyorum. Kapattım. 2 sık iğnesi. Şuradan ilk başladığımız sık iğneye batıp sabitledik. İki de zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi ilk eklememizi yaptık arkadaşlar. 7 tane var ya arkadaşlar her tepenin üzerinde. 2 bırakıp 3 tane de ekliyoruz. 5 oluyor. 2 de burada 7. Yani tam ortası 3 tanesinden ekliyoruz. 2 bu tarafta kalıyor. 2 bu tarafta. Bakın 2 burada kalıyor. 2 burada 3 de eklenmiş. Şimdi bu ilk motifi bu şekilde ekledik. İkinci motifimizi son 2 tepe kalana kadar şu kenarını yapıp dönüyorum. Bakın arkadaşlar 2 tane tepemiz kaldı. Şu kenar sık iğnesini gitmediğimiz. Şimdi ilk tepeye girdim. 2 tane yaptım. Şimdi üçüncüden eklemeye başlayacağız. 2 adet sık iğnesi yaptım. 2 zincir çektim bakın bu eklediğimiz motifi düz yüzü olacak şekilde tutalım şimdi bunun karşılıklı iki tane bırakacağız bu tepenin 1 2 1 2 3'ten ekleyeceğiz şu 3'ten ekleyeceğiz tam karşısından girdim kapattım 2 adet zincir çekip yuvaya döndüm kapattım 2 tane sık iğnesi yapıyorum yandaki yuvaya geçiş yaptım 2 sık iğnesi 2 zincir. Hemen yanındaki tepeye girdim. 2 zincir dönüş yapıyorum yuvaya. Kapattım. 2 adet sık iğnesi. Yandaki yuvaya giriş yaptım. 2 sık iğnesi. 2 zincir. Yandaki yuvaya girip kapattım. Eklememi yaptım. Yuvaya döndüm, sabitliyorum iki zincirimi. İki de sık iğnesi yapıyorum. Evet, bu yanın eklemesi de bitti. Bakın, üç yerinden ekledik. Şimdi son iki tane yuvamız var kenarda. İki sık iğnesi, dört zincir girdim, kapattım. İki adet sık iğnesi. Yandakine geçtim. 2 adet sık iğnesi 4 zincir girdim kapattım 2 adet sık iğnesi bakın şimdi son tepemize giriş yapıyoruz ilk araya girdim 1 2 sık iğnesi 4 zincir girdim kapattım 2 sık iğnesi yandakine giriş yaptım 1 2 sık iğnesi 4 zincir girdim, kapattım. 2 sık iğnesi. Yandakine giriş yaptım. 1 2 sık iğnesi çektim. Yaptım. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bunu da bakın şuradan ortaya ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın 1 2 sayıp 3.den gireceğiz. Tuttuk. Bu da 3. Tepemiz bakın bu tepenin üzerindeki 3. yuvamızdayız. Şimdi bunu da hemen karşısından 1 2 sayıyorum 3'e giriyorum. Sabitledim. Girdim yuvaya. Kapattım. 2 sık iğnesi yaptım. Yandaki yuvaya girdim 2 sık iğnesi. 2 zincir çekip hemen devamındaki yuvadan sabitledim. 2 zincir çektim yuvanın içerisine girdim kapattım bir iki sık iğnesi yandaki yuvaya girdim bir iki sık iğnesi iki zincir yandaki yuvaya geçiş yaptım iki sık iki zincir çekip karşıya batıp tekrar iki zincirle yuvaya döndüm bakın 3 tane eklemesini yaptık. Şimdi bu yanda da iki tane boşluğumuz var. İki zincir, dört sık iğnesi, iki zincir, iki sık iğnesi, dört zincir, iki sık iğnesi, dört zincir, iki sık iğnesi. Şuradan ilk başladığımız noktaya batıyorum. Sık iğnesiyle sabitledim. İki de zincir çekip ipimizi kestik. Şimdi arkadaşlar bakın üçünü ekledik. Bir diğer motifi de yine iki tepe kalınca sık iğneli yapacağımız. Bakın birini buradan ekliyoruz. Birini buradan. Son motifimiz kalınca o ekleme kısmını tekrar göstereceğim. Son motifi nasıl eklediğimizi. Bunu böyle yuvarlak olana kadar ekleyeceğiz. Son motifi karşılıklı ekleyeceğiz. Onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın. Son motifimizi ekleyeceğiz gördüğünüz gibi. Yani şimdi hep iki tane bırakıyorduk ya. iki tepe bırakıp birini buradan birini buradan ekliyor idik ya arkadaşlar. Şimdi üç tane yapılmamış tepe bıraktım. Yani bir iki üç. Yani bakın birini buradan, birini yine buradan, bir diğerini de buradan ekleyip tamamlayacağız. Ekleme işlemi aynı. Ben buradan ekleyeyim. Sonra bunu da buradan ekleyeyim. Şurayı da eklerken göstereyim arkadaşlar. Nasıl eklemişsek, gösterdiğim gibi ekledim yine arkadaşlar. Bir buradan, bir buradan. Şimdi bakın son noktama geçiyorum yuvama. Yine iki tanesi ne boş yapıyoruz yani iki sık iğnesi 4 zincir girdim kapattım tekrar 2 adet sık iğnesi yandaki yuvama giriyorum 1 2 sık iğnesi 4 adet zincir girdim kapattım 2 adet sık iğnesi yapıyorum 2 tanesini yaptık bakın şimdi üçüncüden ekleme yapacağız 2 sık iğnesi yaptım iki zincir çektim şimdi bunun da buradan karşısından yani 1 2 3. 1 2 3. den giriyorum ekledim 2 zincir çekip dönüş yaptım yuvama kapattım iki adet sık iğnesi yapıyorum yandakine giriş yaptım iki adet sık iğnesi 2 zincir karşısına giriş yaptım, ekledim. 2 zincir dönüş yaptım, kapattım yuvada. 2 tane de sık iğnesi yapıyorum. Diğer yandaki yuvaya geçiş yapıyorum. 2 sık iğnesi, 2 zincir. 3. eklememi de yaptım. 2 zincir çekiyorum. girdim yuvaya kapattım bakın 3 tane eklememizi de yaptık yandaki yuvaya geçip 2 tane aram kaldı onda normal bir şekilde yapıyorum 2 sık iğnesi 4 zincir kapattım 2 adet sık iğnesi yapıyorum 2 sık iğnesi 4 zincir iki sık iğnesi. Şimdi ilk başladığımız noktaya geldik. Buraya bir sık iğnesi yapıp bir de zincir çekip ipimizi kestik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O ipleri de temizleyeceğiz. Gerçekten çok zarif, oldukça iğne oyasına andıran bir model oldu. Elimden geleni yaptım. Biraz sanki küçük gibi ama Resminin aynısını yaptım arkadaşlar. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Motifler isterseniz böyle yan yana ekleyip havlu kenarı da yapabilirsiniz. Gerçekten çok zarif motifler hiç yok gibi elinizde. İnanırsınız zarifliğinde bir model çıktı ortaya. İnşallah da anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Deneyecek ve yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Modeli gönderen arkadaşıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.